Merhabalar arkadaşlar. Alt kümenin özelliklerini de bırakmıştık. Alt kümenin özellikleri şu. Her küme kendisinin alt kümesidir. Bunu söylemiştik. Zaten bir küme ile ilgili elde edebileceğimiz en geniş alt küme kendisi kadar elemana sahip olabilir. Yani her küme kendisinin alt kümesidir. İkincisi boş küme her kümenin alt kümesidir arkadaşlar. Her küme kendisinin alt kümesi ve boş küme her kümenin alt kümesidir. Üçüncü özelliğimiz şu. A B'nin alt kümesi B'de C'nin alt kümesi ise otomatikmen da C'nin alt kümesi olmuş olur. Bakın A B'nin içinde. Şimdi B büyük bir küme arkadaşlar. B kümesi A kümesi bunun içindeymiş. Çünkü ağzını B'ye çevirmiş. Sonra B'de C'nin içinde. E, B C'nin içindeyse B'yi kapsayan bir C kümesi çizdiğimizde otomatikmen A'da C'nin içinde olmuş olur arkadaşlar. Önemli olan özelliklerden biri dördüncü özelliğimiz. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arkadaşlar 2 üzeri n ile bulunur. 2 üzeri 1 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 1'den 2. Tek tek bu şekilde yazamayız her seferinde. 2 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 4. 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 4'ten 16'dır. Tek tek yazmaktansa nedir arkadaşlar? Kaç tane alt kümesi olduğu isteniyorsa direkt 2 üzeri n ile bulunuyoruz. Beşinci özelliğimiz şu. Bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine öz alt kümeleri denir. Demiştik ya her küme kendisinin alt kümesidir. O kendisi dışındaki alt kümelerine onun öz alt kümeleri denir. Mesela hemen soldaki örneğe bakalım. Bir elemanlı alt kümeleri bu kümenin öz alt kümesidir. İki elemanlı alt kümeleri bu kümenin öz alt kümesidir. Üç elemanlı bütün alt kümeler bu kümenin öz alt kümesidir. Ama kendisi e, nedir arkadaşlar? Öz alt kümesi değildir. O nedenle öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1. Bir ney? Kendisini çıkartıyoruz. Alt küme sayısı diyorsa 2 üzeri n öz alt küme sayısı diyorsa 2 üzeri n eksi 1. Mesela diyorsa ki s a eşittir 6 ise kaç tane öz alt kümesi var? Hemen 2 üzeri 6'dan önce alt küme sayısını bulacağız ki bu 64'tür. Sonra bunun bir eksiğini alıp kendisini yeniden çıkartacağız. 63 tane öz alt küme sayısı vardır arkadaşlar. Şimdi 5. özelliğimiz de bu. Gelelim bunlarla ilgili örnek çözümlerine. Şimdi ne demiş arkadaşlar? A kümesi vermiş. A kümesi x, x, y, z, y parantez içerisinde z bir de x, y'den oluşuyormuş. Kaç elemanlı bir küme? Bakın şu üçlü bir eleman kabul ediliyor. Şu ikili de bir eleman kabul ediliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir kümedir. A şıkkı zaten demiş ki A kümesi 5 elemanlı bir kümedir doğru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlış onu bana bulun diyor arkadaşlar. Şimdi Z eleman A demiş. Bizim A kümemizin böyle bir elemanı var mı arkadaşlar? Böyle bir elemanı var. Bunu kastediyor. Z elemana, elemanı yazılımında eleman nasılsa o şekilde yazılması gerekiyor. Peki bu ne demiş? Z alt küme A demiş. Peki bunu kastediyor olsaydı eğer şunu Arkadaşlar başka da zaten Z ile ilgili tek başına bir eleman yok. Bunu alt küme yazılımı şeklinde alırken bir küme parantezini de kendisi açması gerekiyordu. Zaten bir tane var. Alt küme yazılımında neydi arkadaşlar? Olduğu gibi alınmıyordu. Sade ise mesela şu x'i alt küme diye yazarken biz bir küme parantezi açıp alt küme a diyebiliriz. Ancak z'yi alt küme şeklinde yazarken kendiliğinden zaten bir küme parantezi var. Bir küme parantezi de bizim açıp ona göre alt küme dememiz lazım. Bu yanlış arkadaşlar. Bu devam edelim ama. X'i eleman A. Böyle bir elemanımız var mı? Şunu kastediyor. Bakın şu ikisini kastetmiyor. Çünkü zaten iki elemanı bir araya getirip elemanı diyemez. X'ye yani aynen bu şekilde bir elemanı olması gerekiyor ki var arkadaşlar. X'i eleman A. Bu ne diyor? X'ye alt küme A. Bakın bu X'ye şu olamaz. Ne yapmış? Bu X'le bakın tek başına olan X'le şu tek başına olan Y'yi bir araya toplamış. Küme parantez içerisinde alt küme A demiş. Peki şunu yazmış olsaydı ne diyecekti? bir küme parantezi daha açması gerekiyordu. Alt küme demesi için. Burada ne yapmış peki? Şu ayrı ayrı olan iki elemanı x ve y'yi almış. Bir küme parantezi içerisinde birleştirip alt küme a demiş. Doğru arkadaşlar. Şunların hepsi doğru. C şıkkı yanlış. Diğer örneğimiz ne diyor? A, B, A, B. Bakın bu farklı bir eleman ve tek eleman kabul ediliyor. C parantez içinde C. Bir de A, B, C. Birer eleman olmuş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 5 elemanlı bir küme doğru. Kaç tanesi doğrudur demiş. A-B eleman A olduğu gibi böyle bir elemanımız var mı? Var arkadaşlar. Şunu kastediyor. Bakın bunu alıp da yazamaz öyle zaten. Aynen bu şekilde bir elemanı varsa doğrudur. Yoksa yanlıştır ki doğru. A, B, C alt küme A. A var. B var. Tamam. C bu C değildir arkadaşlar. Eğer bu C olsaydı parantezde olması lazımdı. Demek ki A'yı B'yi bunu alıp birleştirmemiş. E bunu alt küme demiş olsaydı kendisinde bir parantez olduğu için bir parantez daha olması gerekiyordu. Bu yanlış. Yani eğer A, B, C ayrı ayrı 3 eleman olup almış ve parantezde birleştirmişse A var, B var ama şu şekilde bir C yok. Parantezli C var. Ne yapması lazımdı? A, B, parantezli C, parantezi kapatıp alt küme A demesi gerekiyordu. Yanlış. C alt küme A. C derken şunu kastediyor ama kendisinde bir parantez var. Alt kümede bir parantez daha olması lazımdı. Yanlış. Boş küme alt küme A. Boş küme neydi? Bütün kümelerin alt kümesiydi. Doğru. Boş küme alt küme A. Zaten boş küme yazılımında bu boş küme ifade ettiği için bir daha küme parantezine gerek yok. Neydi boş küme? İki şekilde ifade ediliyor. Ya böyle deyip boş küme alt küme A diyecekti. Ya da böyle boş küme alt küme A diyecekti arkadaşlar. İkisi de doğru oluyordu. Ne diyor burada? Kaç tanesi doğrudur? 1 2 3 tanesi doğru, 2 tanesi yanlış oluyor burada arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne diyor burada? Bir A kümesi var, Bir var, parantezli 2 A parantezli B bir de 3 varmış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi A kümesinin özalt kümelerinden biri olamaz? Özalt küme neydi? Kendisi dışında. Bir A şeklinde bir alt kümesi var mı? Bu ile bu A'yı birleştirmiş, bir alt küme yapmış. Bu olabilir arkadaşlar. 2 şeklinde bir alt kümesi varmış. Şu parantezli 2'yi almış. Bir parantez daha açmış. Çünkü alt kümede bir parantez daha. Bu olabilir. 1, 2 şeklinde bir alt kümesi var mı? Tamam 1 var ama şu 2 parantezli 2 olması lazım. Böyle bir alt kümesi yok arkadaşlar. Bu B ne peki? Şu parantezli B'yi almış. Bir parantez daha açmış. Alt küme yapmış. Olur. 1, 2. Bakın bu doğru yazılmış işte. 1 ile parantezli 2'yi almış. Bir küme parantezi içerisine yazmış. Bir alt küme oluşturmuş. Burada C şeklinde bir özalt kümesi olamaz arkadaşlar. Diğerleri olabilir. Şimdi sağdaki soru tam düşürücü bir soru. Dikkat bakın. Kümesi için aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Demiş ki boş küme alt küme A. Boş küme A'nın alt kümesi midir? Evet kesinlikle doğru. Boş küme sembolü alt küme A. Bakalım A kümesinin içerisinde boş küme sembolü var mı? Var. Onu almış bir küme parantezi içerisinde yazmış. Alt küme A demiş. Doğru. Bakın boş küme sembolü bunun bir elemanı. O nedenle o elemanı almış. Küme parantezi içerisinde yazmış. Alt küme A demiş. Doğru. Bir eleman A. A kümesinin böyle bir elemanı var mı? Var. Şunu kastediyor bakın. Bunu değil. Bir eleman A doğru. E, parantezli bir şeklinde bir elemanı var mı? Var. O da eleman A. Doğru. E, bir alt küme A. Hangisini kastediyor? Şunu değil arkadaşlar. Bir parantezli bir. Bir parantezi kendi açmış. Alt küme A demiş doğru. Yani buradaki 5'i de doğru arkadaşlar. Kaç tanesi doğrudur diye sormuştu. Yine dikkat edin bakın boş küme sembolü bunun bir elemanı. Boş küme sembolü bir küme parantez içerisinde bunun elemanı. Şimdi ne diyor? Kümeleri veriliyor. Buna göre demiş arkadaşlar aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Biraz silik çıkmış ama idare edelim. SA eşittir demiş. 4 elemanlıdır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır. Yanlış. Boş küme sembolü elemandır A demiş. Boş küme sembolü şunu kastediyor. Eleman A doğru. Boş küme sembolüyle biri almış bir kümede birleştirmiş. Boş küme sembolüyle biri almış bir kümede birleştirmiş. Alt küme A demiş. Doğru arkadaşlar. Boş parantezli boş küme sembolü var mı? Burada var. Onu bir küme parantez içine daha yazmış. Alt küme A demiş. Doğru. 1, 3, 4 eleman A. 1, 3, 4 şeklinde bir elemanımız var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü 1, 3, 4 şeklinde bir elemanımız var ama onları birlikte alıp da zaten elemanı yazamaz. Direkt böyle bir elemanın olması lazım. Yanlış. Söylenen neydi? Kaç tanesi doğrudur? Burada 3 tanesi doğru. 2 tanesi de arkadaşlar yanlış. Sağdaki soru ne demiş? A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 1, 2, 3, 4, 5. A C'nin içinde C de B'nin içinde olacakmış. A'nın bütün elemanları C'de olacak. O zaman bizim C kümemizde arkadaşlar C kümemizde A'nın bütün elemanları olacak. Çünkü A C'nin içindeymiş. Ağzını C'ye çevirmiş. Yani C'de 1, 2, 3 kesin olacak. Ve C başka bir elemanı varsa da onu gidip B'den alacak. Mesela 1, 2, 3 alıp hiç oradan almayabilir. C bu olabilir. Mesela C 1 2 3'ün yanına gidip B'den 4'ü alıp bir küme oluşturmuş olabilir. Ya da C 1 2 3'ün yanına gidip 5'i alıp bir küme oluşturmuş olabilir. Ya da C kümesi B'nin bütün elemanlarını alıp 1 2 3'ün yanına 4'ü 5'i de alıp bir küme oluşturmuş olabilir. Bildiğim bir şey varsa A'nın bütün elemanları C'de. C'nin bütün elemanları da B'de olmak zorunda. Şimdi bu durumda C kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. 1 2 3 4. 1 2 3 4 olabilir. Ama 1 3 4 5. 1 2 3 kesin olacaktı zaten B'de. 1 2 3 yok. 1 2 3 yok. 1 2 3 yok. 1 2 3 yok. 1 2 3 zaten kesin olacak. Neden? Çünkü A'nın bütün elemanları C'de, C'nin bütün elemanları B'de olmalı. A'nın bütün elemanları C'ye zaten peşin peşin yazıyoruz. Ha bunun üzerine eğer bir eleman daha alacaksa ya da birkaç eleman daha alacaksa C onları gidip B'den almak zorunda. B'nin dışında bir eleman alamaz. Mesela C kümesine kalkıp da 1 2 3'ü aldıktan sonra 6'yı almış diyemem. Çünkü 6 elemanı B'de yok ki alabilsin. O nedenle böyle bir C kümesi olamaz arkadaşlar. Ya biraz dikkat işin içerisine rahatlıkla çıkabilirsiniz. Diğer bir soru şu. Eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 48 altı artan. Şimdi eleman sayısı 2 artırılıyor. Önce enken sonra n en artı 2 oluyor. Bakın bunu iki yolla çözelim. Şimdi önce bunun alt küme sayısı 2 üzeri n. Daha sonra alt küme sayısı 2 üzeri n artı 2 oluyor. Alt küme sayısı 48 artmış. Demek ki buna 48 ekleyince bu olmuş arkadaşlar. Şimdi burada ölümüne değer verebilirsiniz. En yerine 1, en yerine 2, en yerine 3, en yerine 4, en yerine 5 hangisinin sağladığını bulabilirsiniz. Ama biz bunu işlemle yapalım. Şunu karşıya attım bakın. 2 üzeri n artı 2 eksi 2 üzeri n 48 oldu. İkisini de 2 üzeri n parantezine aldım. 2 üzeri n parantezine alınca burada 2 üzeri 2 yani 4 kaldı. E 2 üzeri n'in hepsi gidince burada ne kaldı? 1 eşittir 48. E 3 çarpı 2 üzeri n eşittir 48. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak arkadaşlar şunlar gidiyor. 2 üzeri n eşittir. 48 bölü 3 16. n burada ne çıkıyor? 4. Son durumdaki alt küme sayısı. E son durum neydi? Alt, eleman sayısı 2 artırılıyordu. n 4 iken n 6 oluyordu. 2 üzeri 6'dan alt küme sayısı 64 bulunmuş olur. Ya da bunu nereden yapacaksınız arkadaşlar? Sayfayı şöyle biraz ilerleteyim. Mesela 1 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 1'den 2. 2 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 2'den 4. 3 elemanlı bir küme 8. 4 elemanlı bir kümenin 16. 5 elemanlı bir kümenin ne yapar? 32. 6 elemanlı bir kümenin 64. 7 elemanlı bir kümenin 128. Alt küme sayısı 48 artan. İkisi arasındaki fark 48 olmalı. İkisi arasındaki farkın 48 olduğu ne arkadaşlar? 14 ile 64. 64 eksi 16 48. Demek ki bu küme önce 4 elemanlıymış. Sonra 6 elemanlı olmuş. O zaman 2 üzeri 6'dan 64'ü yapıştırıp işaretleriz. Şimdi bundan da yapabiliriz. Yukarıdaki işlemden de soruyu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer örneğe. Diyor ki boş kümeden ve birbirinden farklı A ve B kümeler için. A kümesi boş küme olmayacak. B kümesi boş küme olmayacak. Nasıl yazdıysak arkadaşlar. Ve A ve B kümeleri boş kümede ve birbirinden farklı. Bir de bu A ile B birbirinden de farklı olacak. Birbirine eşit olmayacak. A alt küme B'dir demiş. A alt küme B. O zaman nedir arkadaşlar? Burada B kümesi daha büyük bir küme. Çünkü ağzını B'ye çevirmiş. A da nedir arkadaşlar? B'nin içinde bir küme. Ee, şimdi ne demiş? 3 tane SA artı 2 tane SB 19 olacakmış. 3 tane SA artı 2 tane SB eşittir 19. Hemen şunları harflendirelim. Buna x diyeyim, şuraya y diyelim. Bakın SA dediğimde buradaki SA nedir? X. SB dediğimiz ne? B çemberinin içinde ne var? X artı y. X artı y. Şimdi 3 çarpı SA. S A ne arkadaşlar? X artı 2 çarpı S B. S B ne? X artı Y. Eşittir 19. Değer vereceğim ama biraz ilerleteyim. Şimdi şunu içeriye dağıttım. 3 X artı 2 X artı 2 Y eşittir 19. Toplayınca ne oldu? 5 X artı 2 Y eşittir 19. Ama bildiğim bir şey varsa B kümesi zaten X artı Y'di arkadaşlar. Ona göre değer veriyorum. Şimdi x'e 1 versem arkadaşlar. Bakın bizden istenen ne? A kümesinin en çok kaç tane özalt kümesi? Yani x'i olabildiğine büyük bulmam lazım. Biz küçükten başlayalım. x'e 1 desem 5 kere 1 5. Karşıya attım 14. 2'ye böldüm 7. Y 7 oldu. X 2 olduğunda arkadaşlar 5 kere 2 10. Onu karşı attım 9. 2'ye 9 olmaz. X 3 o zaman. 5 kere 3 15. 15'i karşıya attım 4 kaldı. 2'ye böldüm y 2 oldu. 5 kere 3 15. 19 olmak için 4 lazım. Y de 2 olur burada. Şimdi biz bunu bir daha arttırdığımızda çift olmuyor zaten. Tekleri vereceğiz. Bunu 5 versen 5 kere 5 25 ediyor. X'in burada alabileceği en büyük değer 3 arkadaşlar. Peki ne istenmiş? A kümesinin en çok kaç tane öz alt küme sayısı? A kümesi 3 elemanlıymış. X'i 3 buldum çünkü. 2 üzeri 3 öz alt küme dediği için 1 çıkartacağız. 8 eksi 1'den Öz alt küme sayısı en fazla 7 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Tatlı güzel bir soru da oldu. Şimdi burada bir dikkat demişiz. Dikkat. Bir kümenin bir eleman bulunsun ya da bir eleman bulunmasın şeklindeki alt kümeleri bulunurken bulunsun da dese, bulunmasın da dese o eleman atılır. Bu şartlardaki alt küme sayısı 2 üzeri kalanlarla bulunur. Bakın söz uçar yazı kalır. Örnek üzerinde gidelim. Mesela A kümesi A, B, C, D, E, F'den oluşuyormuş. Diyorsun kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde? A bulunur. E şimdi bakın elemanlarım ne? A, B, C, D, E, F. Hemen A bulunur. A torpilli. Onu kenara ayırdım. Bakın torpilliye kibar davranıyorum. Kenara ayırıyorum. Onu hiç seçime katmıyorum. Diğerleri grup oluşturacak. O gidip yanlarında peşin peşin duracak. Birinin kesin seçilmesini istiyorsanız. Bir kümede olmasını istiyorsanız onu seçime katmasınız. Kenara ayırırsınız. 2 üzeri geriye kalanlar. 2 üzeri kalanlar kaç tane kaldı? 5. 2 üzeri 5. Bunlar kendi arasında 32 tane küme oluşturabilir. Bu da gelir yanlarında durur. Kesin bulunmuş olur. Demek ki içinde A'nın bulunduğu kaç tane alt küme varmış? 32 tane. Ne diyor? B bulunmaz. Elemanlarımız A, B, C, D, E, F idi. B bulunmaz. Üzerine çarpı Gitti. Yine 2 üzeri kalanlar. E geriye ne kaldı? Yine 5. 2 üzeri 5'ten 32 tane de B bulunmaz. Bakın bulunur da dese. Bulunmaz da dese kenara ayırıyorsunuz. Bulunur diyene kibarca ayırıyorsunuz. Bulunmaz diyene tekmeyi vurup atıyorsunuz. Sonra 2 üzeri kalanlar. Ne diyor? Sesli harf bulunmaz. Kümemizi bir yazalım yine. A, B, C, D, E, F. Sesli harfler ne? A ile E. Bulunmaz dediği için attım gitti. 2 üzeri kalanlar. E neler kaldı burada? 4 eleman kaldı. 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümede sesli harf bulunmaz. Bulunur dese de kenara ayırın. Bulunmaz dese de kenara ayırın arkadaşlar. Şimdi örneklerle pekiştirelim artık. Bir A kümesi vermiş. A, B, C, D, E, F. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde C bulunur? Kardeşim torpilli kenara ayırdık. D bulunmaz. Üzerine çarpı attık. 2 üzeri kalanlar. ya Çok kolay bir formülü var. 2 üzeri kalanlar. 2 üzeri kalanlar kaç tane? 4 tane. 2 üzeri 4'ten sonuç 16 bulunur. Diğer örneğimiz. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1, 2 ve 3 elemanlarından en az biri bulunur. Bakın bunun karşılığını bir yazayım. Bir de kısa bir yolu var. Onunla da çözeyim. Şöyle ikiye böleyim o yüzden de. Şimdi bunun karşılığı ne? Elemanlarında en az biri bulunur. 1 var. 2 ve 3 yok. Ya da ne? 2 var. 1 ve 3 yok. Ya da nedir arkadaşlar? 3 var. 1 ve 2 yok. Şimdi birinin var olma durumu bu. Şimdi elemanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 var. Torpilli olarak kenara ayrılıyor. 2 ve 3 yok. Üzerine çarpı attım. Bu ne oldu? 2 üzeri 4. ya e aynı şey bunlar için de gerekli şey olur. 3 tane ayırıyorum sonuçta. 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 olur. Bakın ya da ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 var, 3 yok. 2 2 bu sefer var olsunlar. Ya da ne olur? 1 ve 3 var. 2 yok. 2 ve 3 var, 1 yok. Bu sefer 1 yok. Bakın dikkat ederseniz. E sonuçta ben 3'ünü de ayırmayacağım var da yok da desem. E geriye 4 eleman kalacak yine. 2 üzeri 4. 2 üzeri kalanlar, 2 üzeri kalanları var da desem, yok da desem 3'e ayrılacak sonuçta. 2 üzeri kalanlar hepsinde de 4 tane kalacak. Ya da nedir arkadaşlar? 1, 2 ve 3 hepsi de var olsaydı hepsi de var olsaydı yine kenara ayıracaktım. O da 2 üzeri 4 olacaktı. Peki hepsi 2 üzeri 4 16. Kaç tane 16 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 16'dan arkadaşlar. 7 kere 6 42. 7 kere 1 7. 112 olarak bulunmuş olacaktı. Yani B şıkkı. Bunun bir de tersden gelme yöntemi var arkadaşlar. İstenen eşittir tüm eksi istenmeyen. Yani bu kadar farklı durumu incelemek istemiyorsanız tersten gelme. Tüm durum ne? 2 üzeri 7. Çünkü 7 tane eleman var arkadaşlar burada. Eksi istenmeyen ne? Diyor ki 1, 2 ve 3 elemanlarından en az biri bulunsun. Aslında hiçbiri bulunmasın bunlardan. En az biri bulunmasın. Olumsuzu ne? Hiçbiri bulunmasın. Bulunmasın. E peki hiçbiri bulunmayacak. Hepsini atacağız. Yine atacağız sonuçta 3'ünü. 4 tane kalacak. 2 üzeri 4 olacak arkadaşlar. 2 üzeri ne olacak? 4 olacak. Bir yerde hata yapmadık değil mi arkadaşlar? 2, 4, 6, 7 eleman. 2 üzeri 7 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 7, 128. Eksi 16. 128'den 16 çıkarsa 112 yine bulunmuş olur. Bakın arkadaşlar yani iki yol birbirinden böyle çok mu zor, çok mu zaman alıcı değil. Yani bir mantığını kavrarsanız zaten rahatlıkla çözülebilir. O nedenle iki yolu da bilin arkadaşlar. Sadece aklınıza şunu çıkarmayın. Var da dese yok da dese kenara ayırıyoruz. Ne diyor? E, A 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 veya 2 bulunur? 1 veya 2 bulunur. Bakın veya 1 veya 2. Ali veya Veli gelsin. Aynı mantık. Şimdi bunun karşılığı ne? 1 var 2 yok. Olabilir. 1 veya 2 bulunur demiş. Ya da ne? 1 yok. 2 var. Ya da ne? İkisi de var. 1 var. 2 var. Şimdi 1 var. 2 yok. 1 var. 2 yok. Kenara ayırdım. Kaç tane kaldı? 3. 2 üzeri 3. Aynı şey bunlar için de geçerli. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. 1 var. 2 yok. 2 var. 1 yok. Sonuçta ikisini de ayıracağım. Her seferinde 3 tane kalacak. 8, 8, 8 toplayınca ne yapar sonuç? 24 yap. Var da dese yok da dese kenara ayır. Var diyeni kibarca ayır. Kümesin alt kümelerinin kaç tanesinde A ve B bulunur? Bakın veya birleşim nedir? Veya e, gördük mantıkta arkadaşlar. 1 veya 2 bulunur dese birinden biri kesin bulunmak zorunda. İkisi de bulunsa olur ama sıkıntı ne? İkisinin olmadığı durum. Ama V demek A ve B bulunur. Yani bu ne anlama gelir? A da var, B de var. E, A da torpilli, B de torpilli. Kardeşlerimi ayırdım mı kenara? Ayırdım. Kaç tane kaldı geriye? 4 tane. 2 üzeri 4'ten sonuç 16. Veya da birinden biri ikisi olsa olur. V de ikisi de olmak zorunda. A ve B bulunur demiş çünkü arkadaşlar. Bakın veya V ve, bir de ne var? Ya da. En çok V ile ya da'yı karıştırıyor öğrenciler. Ne diyor? Kümesin alt kümelerinin kaç tanesinde A ya da B bulunur? Ali ya da Veli gelsin. Ali gelse, Veli gelmese olur. Veli gelse, Ali gelmese olur. İkisi birden gelse olmaz. İkisi birden gelmese olmaz. Ne olur o zaman? A ya da B bulunur dediğinde A var, B yok. Ya da A yok. B var arkadaşlar. Yani birinden biri olacak. İkisi birden olmayacak. Ya da ikisi birden gelmemezlik de etmeyecek. A var. B yok. Şimdi A var kenara ayırdım. B yok çarpı attım. Kalanlar 4. 2 üzeri 4. Artı. E A yok B vardı da aynı şekilde ikisi gidecek yine 4 kalacak. 16 artı 16'dan sonuç 32 bulunmuş olacak arkadaşlar. Var da dese yok da dese kardeşini kenara ayır. Sıradaki ne diyor? Bakın bu biraz daha tatlı bir şey. Ne diyor? A, B, C, D, E, F kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A ve B birlikte bulunmaz? Bakın A ve B birlikte bulunmaz. Bunun karşılığı ne? A var, B yok. O zaman birlikte bulunmamış olurlar. Ya da A yok, B var. Yine birlikte bulunmamış olurlar alt kümede. Ya da ikisi de yok. A yok, B yok. İkisi de olmayınca o alt kümede bulunmamış olurlar birlikte. Şimdi A var B yok. Kenara ayırdım çarpı attım. Kalanlar 2 üzeri 4. A yok B var. Yine çarpı attım. Birine birine attım. 2 üzeri 4. İkisi yok. İkisine de çarpı attım. Yine kalanlar 4. 2 üzeri 4. 16. 16 16. 3 çarpı 16'dan sonuç 48 bulunmuş olur arkadaşlar. Yani zor bir tarafı yok. Biraz dikkat gerektiriyor. Gerisi kendiliğinden çıkıyor. Bakın bunu süsleyerek sorabilecekleri şekilde. Diyor ki Az önce bir tane benzer soru çözmüştük. A, B, C birer küme olmak üzere, A, B'nin alt kümesi, B'de, C'nin alt kümesi olacakmış. Yani A'nın bütün elemanları B'de olacak. O zaman bir B tanımlıyorum. A'nın bütün elemanları yani A, B, C kesin olacak. E bunun dışında nedir? A, B, C kesin olacak. Bunun dışındaki elemanlar nereden olacak? C'de. O zaman A'da, B ve C kesin olacak. Geriye bunlardan istediği kadar olacak. 2 üzeri kalanlar, 2 üzeri 5 yani 32. Bakın cümle öyle vermiyor da. Bu bunun alt kümesi olacak. Bu da bunun alt kümesi olacak diye veriyor. Yani ne diyor? A'da, şey B'de, A da şey B de A'nın bütün elemanları kesin olacak. Yani A B C kesin olacak. Kenara ayırdım ve onun dışında kimden alacak? C'den. Bizim en baba, en geniş kümemiz ki biz buna daha sonra evrensel küme diyeceğiz. Evrensel kümenin içinde D, E, F, G, H'dan istediği kadar alabilecek. O zaman 2 üzeri 5'ten 32 farklı durum olabilir arkadaşlar. Bazen burada şunu söyleyebilirler: e, Kümeler birbirinden farklı deseydi bakın. Kümeler birbirinden farklı deseydi bu soruda. Kümeler birbirinden farklı olmak üzere deseydi. Tamam yine aynı. A, B, C'yi kenara ayırıp 32 bulacaktık ve 32'den 2'yi çıkartıp cevabı 30 bulacaktık. Bunun nedeni ne? Çünkü kümeler birbirinden farklı. Eğer B kümesi şunlardan hiçbirini almadıysa direkt A'ya eşit olur. Ya da hepsini birden almışsa direkt C'ye eşit olur. O nedenle iki durumu çıkarmamız gerekiyor. Yani kümeler birbirinden farklı diyorsa çözümü aynı şekilde yapın ama iki eksiğini almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, normalde dokuzuncu sınıf müfredatında olmayan bir kısım alt küme ve kombinasyon konusuna geldik. Bunu arkadaşlar biz 10. sınıfın kombinasyon konusunda anlatıyoruz. Ama ben burada kümeler kısmında da alacağım bunu. E, yalnız 9. sınıfta olan arkadaşlar bunun müfredatlarında olmadıklarını bilsinler arkadaşlar. Şimdi burada bakın. Alt küme ve kombinasyon şu. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı. Bakın biz az önce bütün alt kümeleri üzerinden soru çözdük. Ama adam diyor ki 10 elemanlı bir kümenin mesela şöyle bir yazılım. 10'lu 3'lü kombinasyonu demek. 10 elemanlı bir kümenin 3'lü alt kümelerin sayısı nedir diye soruyor. Bunu bulurken de arkadaşlar onun üçlü kombinasyonu formülümüz 10 faktöriyel bölü 10 eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyelle bulunuyor. Ne? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Mesela şunu yazayım. Yukarısı 10 faktöriyel bölü aşağısı 10 eksi 3 yani 7 faktöriyel çarpı r. 3 neyse o. 3 faktöriyel. Ama bunu uzun uzadıya böyle bulmayacağız arkadaşlar. Mesela c 10'un üçlüsünü bulurken 10'dan 3 geriye git. 10, ondan başları. 19, 8 bölü kendisi yani 3 faktöriyel. 3, 2, 1. 3 ile 9'u sadeleştirdim 3. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4, 4 kere 3. 12, 10'la çarptım 120 tane 3 elemanı alt kümesi varmış. Alt küme sayısının belirli elemanlı alt küme sayısı soruluyorsa bilin ki bu soru kombinasyon sorusudur. Kombinasyonda formül uygulamasını birkaç örnekle daha geliştirelim. Ya böyle yazılır ya da şöyle de yazılabiliyor. Mesela 7'nin ikilisi bu ne anlama geliyor? 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi var? 7 faktöriyel bölü 7 daha doğrusu kısa yoldan bulalım. 7'den 2 geriye gidin. 7 6 böyle 2 faktöriyel 2 1. Alttakinin faktöriyelini paydaya yazmayı unutmayın arkadaşlar. 21 bulunmuş olur. Mesela 8 elemandan 4 eleman seçin. 8'in 4'lü kombinasyonu. 8'den 4 geriye git. 8, 7, 6, 5 bölü 4 faktöriyel. 4, 3, 2. Şimdi 4 ile 2'yi çarptım. 8 gitti. 3 ile 6'yı çarptım. 2. 2 kere 5, 10. 7 ile de çarptık. 70 bulunmuş oldu. Ne yapıyoruz? N'i R kadar geriye götürüyoruz. Böyle payda da R'nin faktörüyle arkadaşlar rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki özellikler ne? N'in sıfırlısı ki boş kümedir. N elemandan sıfır eleman seçme. E, boş küme bir elemandır arkadaşlar. N'in sıfırlısının bir olduğunu aklınızdan çıkarmayın. N'in birlisi N. N elemandan bir elemanı kaç farklı şekilde seçebilirsiniz? En farklı şekilde seçebilirsiniz. N'in N'li e, alt kümesi yani kendisi birdir arkadaşlar. Bakın N'in sıfırlısının bir n'in birlisinin n, en, n'in n'lisinin 1 olduğunu aklınızdan çıkarmayın ki hızlı çözebilirsiniz. Burada şuna da dikkat edin. n'in n en eksi birlisi n'in birlisine, n'in n en eksi ikilisi n'in ikilisine eşittir. Bu arkadaşlar şuradan geliyor. n'in r'li kombinasyonu, n'in k'lı kombinasyonuna daha doğrusu n'den r eleman seçtiğinizde bulduğunuz sonuçla n'den k eleman seçtiğinizde bulduğunuz sonuç aynıysa yani alt küme sayıları aynıysa bu ya, ya r eşittir k'dır ya da R ile K'nın toplamı N'i veriyordur. Bakın arkadaşlar. 8'in üçlüsü ile 8'in beşlisi aynıdır. Toplamları 8 olacak. Alttakilerin toplamı üstü veriyorsa eşit olur. Mesela 9'un ikilisi ile 9'un kaçlısı eşittir? 9'un yedilisi eşittir. 2 ile 7'nin toplamı 9. 9 elemandan 2 elemanlı kaç eleman, alt küme oluşturuyorsanız 9 elemandan 7 elemanlı alt küme sayısı da o kadar oluşturursunuz. Ya da nedir? Direkt bunlar birbirine eşit olur arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz n'in sıfırlısı artı yani boş küme. Bir elemanlı alt küme sayısı. iki elemanlı alt küme sayısı. n elemanlı alt küme sayısı. iki üzeri n ile bulunur. Zaten bunu biliyorduk. Bütün alt kümelerin toplamı zaten iki üzeri n ediyordu arkadaşlar. Şimdi bunlar bir kez ezberlenecek arkadaşlar. Örneğe gelince diyor ki alt küme sayısı 64 olan bir kümenin yani iki üzeri n E, n'in Kaç olduğunda 64 olur? N 6 olduğunda. Bir kümenin iki elemanlı alt küme sayısı. Yani 6'nın ikili kombinasyonu istenmiş. Hemen bulalım. 6'dan 2 geriye git. 6, 5. Bölü 2, 1. 30 bölü 2'den sonuç 15. Yani D şıkkı bulunmuş olur. Diğeri ne diyor? A kümesinin 4 elemanlı alt küme sayısı 2. A kümesinin eleman sayısını biliyor muyuz? Hayır. N'in 4'lü alt küme sayısı neymiş arkadaşlar? 2 elemanın alt küme sayısını eşitmiş. n'in ikili kombinasyonuna eşitmiş. a kümesinin 4 elemanın alt küme sayısı yani n'den 4 tane de seçsen 2 elemanın alt küme sayısı n'den 2 tane de seçsen birbirine eşit oluyormuş. n'in dörtlüsü, n'in ikilisini eşit. Bu durumda neydi? Alt numaraların toplamı n'i veriyordur. n 4 artı 2'den ne olur? 6 olur arkadaşlar. Ee, en az 4 elemanlı kaç tane alt küme sayısı vardır? En az 4 elemanlı. Yani diyor ki 6'dan 4 eleman seç. 6'dan 5 eleman en az dediğine göre ileriye doğru gideceğiz. 6'dan 6 altı eleman seç. Peki 6'nın dörtlüsü. 6'dan 4 dört geriye git. 6, 5, 4, 3. Bölü 4 faktöriyel. 4, 3, 2, 1. Şimdi 4 çarpı 3'ler gitti. 6 kere 5, 30. 2'ye böldüm. Burası 15 çıktı arkadaşlar. Artı 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşit. Buradan daha rahat bulurum. 6'nın 5'lisinin 6'dan 5 kere gitmektense 6'nın 5'lisi yerine 6'nın 1'lisi. 6'nın 1'lisi neydi arkadaşlar? 6'ydı. 6'nın 6'lısı da 1'di. 15 6 da buradan geldi 21. Bir. bir de oradan 22 tane en az 4 elemanlı alt kümesi vardır arkadaşlar. Diğer örnek ne demiş? A, A, B, C, D, E, F kümesinin 3 elemanlı alt kümeden kaç tanesinde A eleman olarak bulunur? E bulunmaz. Bakın bunda da aynı mantık. Bunda ne yapıyoruz peki? Bulunur da dese, bulunmaz da dese ayırıyoruz. Kalanlar içerisinde, kalanlar içerisinde arkadaşlar seçilmesi gerekenler, seçilmesi gereken miktar neyse onu seçiyoruz artık. Bunda da bunu yapıyoruz. Onda neydi? 2 üzeri kalanlar. Bakın ne diyor? 3 elemanın alt küme deyince bunun kombinasyon olduğunu anlıyoruz. 3 eleman seçeceğiz. Kaç tanesinde A eleman olarak bulunur? A torpilli arkadaşlar. Kenara ayırdım. Biz burada kaç eleman seçecektik? 3. Bir tane torpilli var. Demek ki artık 2 eleman seçeceğiz. Bakın torpilli varsa seçeceğimiz kişi sayısından onu düşürmeyi unutmuyoruz. Peki birini ayırdım. Kaç ne oldu? Kaç A eleman olarak bulunur? E bulunmaz. E de çarpı attım gitti. Geriye kaç kaldı? 4. 4'ün ikilisi. Neden 2 iki seçiyorum? Bir de torpillim var. O da yanlarına gelir. 3 eleman da alt küme olurlar zaten. 4'ün ikilisi. 4, 3, 2 geriye gittim. 2, 1. 12 bölü 2'den 6 bulunmuş olur. Neymiş arkadaşlar? Kalanların seçilmesi gereken kişi sayısı neyse o kombinasyonu. Burada ne diyor? KLM birer küme olmak üzere K L'nin alt kümesiymiş. L de B'nin alt kümesiymiş. K A B C'den bakın K L'nin alt kümesi demek ki L de arkadaşlar A B C kesim bulunacak. A B C torpilli. Onun dışında da M kümesinden mi alacak? Evet. Buna göre diyor verilen koşulu sağlayan 5 elemanlı kaç L kümesi vardır? O zaman kalanlardan yani 2, 4, 5 elemandan bunu 5'e tamamlaması için L'de zaten 3 eleman kesim var. 2 eleman daha seçmem gerekiyor. Zaten A, B, C kesinlikle L'de olacak. Onlar torpilli. Onların yanına 2 eleman daha seçip K kümesini ne yapalım? L kümesini 5 elemana tamamlıyorum. 5'in ikilisi. 5'ten 2 iki geriye git. 5, 4 bölü 2, 1. 20 bölü 2'den 10 farklı 5 elemanlı K'nın da L'nin alt kümesi olduğu biz küme yazabiliriz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. A kümesi A, B, C, D, E, F, G olsun. Tamam mı? Desin ki mesela A kümesinin mesela nedir? 4 elemanlı A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin Alt kümelerin kaç tanesinde bütün sesli harfler bulunur? Şimdi bütün sesli harfler dediğine göre A ve E kesin bulunacak. 2 eleman kesin bulunacak. Normalde kaç eleman seçecektik? 4. Kalanlardan artık kaç eleman seçeceğiz? 2. Peki geriye kaç eleman kaldı? 2 4 5. 5'in ikili kombinasyonu. Az önce bulduk 10. Yani torpilli olanları seçilmesi gereken kişi sayısından da düşürmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz ne diyor? Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 veya 5 bulunmaz? Kaç? 3 elemanlı alt kümelerin 2 veya 5 bulunmaz. bulunmaz arkadaşlar. 2 veya 5 bulunmaz. Şimdi burada burada tam 3 kağıt yapıyor arkadaşlar. Bakın 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 2 veya 5 bulunmaz. Bu ne anlama gelir? 2 var 5 yok. 5 var 2 yok. Ya da ikisi de yok. Şimdi bunu tek tek hesaplamaktansa biz yine istenen eşittir. İstenen eşittir. Tüm eksi istenmeyenden gidelim arkadaşlar. Şimdi tüm ne? Bütün elemanlardan 6 taneden 3 elemanı alt kübe demiş. 6'nın üçlüsü. Peki istenmeyen ne? İstenmeyen şu arkadaşlar. 2 veya 5 bulunmaz. 2 ve 5 bulunur. Bunun olumsuzu ikisi birlikte bulunur. O zaman ikisi birlikte bulunacaksa 2'yi de 5'i de kenara ayırdım. Geriye kaç eleman kaldı? 4. Kaç eleman seçmem gerekiyor? Normalde 3'tü bir eleman daha seçersem onlar da gelir yanında bunlar 3 elemana tamamlar. 6'nın üçlüsü 20. Artık direkt yazıyorum. 4'ün birlisi 4. 20'den 4 çıkarsa da sonuç 16 bulunmuş olur arkadaşlar. Sağdaki soru diyor ki A, B, C, D, E, F kümesinin 3 elemanının alt kümelerinin kaç tanesinde A ya da B bulunur? Şimdi bunun karşılığı ne? A var, B yok. A yok, B var. 3 elemanı alt küme dediği için bu ne sorusu? Kombinasyon. Şimdi A var B yok. A var B yok. Kalanlar 4. 3 eleman seçecektim. Biri torpilli geriye 2 eleman kaldı. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da 4'ün ikilisi olur. 4'ün ikilisi 6 arkadaşlar. 6 6 artıdan sonuç 12 bulunmuş oldu. Diğeri ne diyor? En elemanlı bir kümenin en eksi 2 ve üstü elemanlı alt kümelerin sayısının toplamı 46'ymış. En eksi 2. En'in en eksi ikilisi. Artı üstü dediğine göre yukarıya doğru gideceğiz. En'in en eksi birlisi. En'in enlisi arkadaşlar. En eksi 2 ve üstü elemanlı alt kümelerinin sayıları toplamı 46'ymış. Bakın en'in en eksi ikilisi. En'in ikilisine eşittir. Artı en'in en eksi birlisi. En'in birlisine eşittir. N'in N'lisi zaten 1'di arkadaşlar. 46. N'in 1'lisi de N'di. N'in 2'lisi N'den 2 geriye git. N çarpı N eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı N eşittir. Bir de karşıya attım. 45 etsin. Bakın şunu içeriye dağıttım. N kare eksi N. Payda eşitledim. Artı 2 N bölü 2 eşittir. 45. İşler dışlar. N kare artı N 90. Onu da bu tarafa attım. Eksi 90 eşittir 0. Çarpanlara ayırdım. Bakın 9. sınıflar için bu biraz zordur. Biraz da ileriki bilgi istiyor ama idare edin şimdilik. Artı 10'a eksi 9. Buradan n'in bu ifade n artı 10 çarpı n eksi 9 eşittir 0 olur ki şurada n ya eksi 10'dur ya da n 9'dur. n negatif olamayacağına göre n 9'dur arkadaşlar n-2 elemanlı alt küme sayısı n9 olduğuna göre 9'un 9-2'ne 7'lisi istenmiş. O da 9'un ikilisine eşit değil miydi arkadaşlar? Bu da 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Şununla şunu sadeleştirdim. Çarptım. Sonuç 36 bulunmuş oldu arkadaşlar. Biraz gıcık bir soruymuş ama ya bilmekte fayda var arkadaşlar. Kümesin 3 elemanlı alt kümelerindeki elemanların toplamını bulalım demiş. Bakın tam bir 3 kağıt sorusu. 3 elemanlı alt kümelerindeki elemanların toplamını. Şimdi bu 3 elemanlı alt kümelerde her bir elemandan kaç tane bulunduğunu bulalım. Bakalım diyelim bir torpilli olmuş olsun. Birkaç kez var burada. Birkaç kez varsa diğerlerde o kadar vardır. 3 e, eleman seçecektik. Geriye 5 eleman kaldı. 5 e, elemandan 2 eleman daha seçmem gerekiyor. 5'in ikilisi 10. Demek ki 10 tane 1 varmış. E, o zaman 10 tane 2 vardır. Hepsinden 10'ar tane vardır. O zaman bunların toplamını 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu ne olur peki 1'den 6'ya kadar? 10, 15, 20, 21 21 çarpı 10'dan Sonuç 210 bulunmuş olur. Şimdi her birinin kaçar kez bulunduğunu bilirseniz toplayın onla çarpın arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz diyor ki kümesin 3 elemanı alt kümelerin kaç tanesinde elemanlar çarpımı negatif olur. Şimdi 3 elemanlı eleman seçeceksiniz ve çarpım negatif olacak. Burada ne olabilir? 2 tanesi pozitif bir tanesi negatif olabilir. Pozitiflerden 2 tane negatiflerden bir tane seçin çarpımları negatif olur ya da üçünü de negatif seçeceksiniz. Pozitif hiç seçmeyeceksiniz. Peki burada kaç tane pozitif var? Sıfır bir kez elendi. Sıfır işin içerisinde oldan çarpım sıfır çıkar. Yutan eleman. 3 pozitiften 2 tane seçip onun yerine 2 negatiften bir tane seçerseniz olur. Artı. Ya da negatiflerden 2 negatif var. 3 negatif seçme şansınız yok arkadaşlar. Bu durumda bu durumda ne olur arkadaşlar? 3'ün ikilisi 3 zaten. 2'nin birlisi de 2. 3 çarpı 2'den sonuç 6 bulunmuş olur. Son sorumuz. Diyor ki A bir küme olmak üzere A, B eleman A'dır. A kümesinin alt kümelerinin 32 tanesinde A ve B birlikte bulunur. Demek ki A ve B birlikte bulunur. Ne yapmış arkadaşlar? Kenara ayırmış bunları. 2 üzeri kalanlar 32 çıkmış. Demek ki kalanlar 5'miş. Kalanlar 5'miş. E A ve B'yi kenara ayırmıştık. Demek ki bu A kümesinin eleman sayısı 7'ymiş arkadaşlar. Buna göre A kümesinin içinde A ve B elemanlarının bulunduğu 4 elemanlı kaç tane alt kümesi vardı? Şimdi A ve B yine bulunacak. Kenara ayırdım 5 eleman kaldı. 4 elemanlı olması gerekiyordu. 2 eleman daha seçmeliyim. 5'in ikilisi arkadaşlar? 10 bulunmuş olur. Böylece alt küme bitmiş oldu arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.